Arkadaşlar, arabamız Dacia Duster. İki çeker, otomatik vites. EDC vites kutusu var. Müşteri geldi, dedi ki ya dedi yolda kaldım dedi. Hastanede. Vitesi geçme dedi. Dedim neyi var? Bilmiyorum, geçiremedim dedi. Biraz burcalayınca dedi şeye geçti dedi. R'ye geçti de çıktım dedi. Orada kaldıydım dedi. Bir gel abi bakalım dedim. Buraya çağırdım, geldi. Bindim, baktım, gezdim. Vites geçişleri falan gayet güzel. Sıkıntı ne abi dedim. Kontağı açtık. Şimdi D'yi alıyoruz. Bakın şöyle oluyor. D'ye geçmiyor. Ama şöyle de P'den D'ye alırsan mesela o zaman geçiyor. Ama ekranda yanmıyor gördüğün gibi. Şöyle falan yaptık bir iki. Tabi onu şöyle göstereyim ben size. Bakın. Şimdi P'de. Şeye de geçmiyordu. Manuel de geçmiyordu. Takır tukur yapıyor burası. Dedim kol bozuldu dedim. Büyük ihtimalle dedim. Kolu bir sökelim dedim. Şu mekanizmanın olduğu yeri. Alttan açacaktım. Kolu çıkartıp içine bakacaktım. Açmadan önce tabi halat falan da çıkarmamız gerekiyor. Bu halatla beraber bir kol. Motor içine baktım ki ne göreyim. Şimdi şunları çıkartacağım ben. Altonu değil ver oğlum. Verir vermez geri alıyorsun ya. Kalın tonu bile kalın. Şurayı çıkarttım da size attım diye. Şöyle arıza rahat atayım diye çıkartıyorum. Arıza için de zaten burayı mecbur açmamız gerekiyordu. Bunu da çıkarttım. Arıza gözüküyor mu? Evet. Heh. Şimdi vites kolunu içeriden oynatacağım. Vites koluna bak. Çünkü arada ekmek var. Bu arabadan ekmek yersin demişler. Oraya ekmek sıkışmış aga. Aradaki ekmeği gördünüz mü? Dedim bunda ekmek var abi dedim gelince. Buradan ekmeğimizi çıkartırız dedim. Şimdi çıkartalım ekmeği de bakalım. Bir. Arızayı çözelim baba. Arıza çözmek bizim işimiz. Şey alalım mı? Bakayım. Kalite gibi bir şey abi. Daş gibi ya. Kalite gibi olmuştur. Simit simit bu. Fare. Kemik mi lan? Kemik abi. Kemik mi? Kemik kemik. Neyim? Kemik gibi olmuş. Kemik mi ekmek mi? Muhtemelen kemik ya. Sert. Kemik. Bakayım bir. Hayvan kemiği falan herhalde. Aynen. Arıza çözüldü. Müşteriye hayırlı olsun. Şimdi müşteri burada yok. Kaç para yazacağız buna işçilik arkadaşlar? Siz yorumlara yazın. He tabi bu videoyu şimdi arabanın sahibi de izler. Yorumlara fiyatı yazarken biraz insaflı yazın da. Üzülmesin kendisi. Dün arabaya bakacağım diye kalsın da dedim. Müşterisi kolunu çekersek yarına kalır dedim araba dedim. Orayı bir kontrol etmem lazım dedim. Çünkü şanzımanın içinde bir şey olmadığı belliydi. Vites geçişlerinden falan. Orayı da biraz açtım ben. Kuleden şüphelendiğim için. Orayı açtıktan sonra burayı da çıkarmak için buraya geldiğine baktım ki onu gördüm. Testlere bakalım mı? Şimdi bakın P'de, D'de, manuelde. Şimdi araba çalışmadığı için şey gözüküyor, fonksiyonu. Şimdi güzeldi gördüğünüz gibi. N'de, R'de, komik gibi oldu. Arabanın sahibine hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullansın. Bu videoyu ben zaten ona WhatsApp'tan gönderirim.